Merhaba arkadaşlar. Ee, kısa animasyon yapım e, videolarımın ikincisinde yine karşınızdayım. Şimdi bu videoda e, modelimi, modelime daha doğrusu o böcek yürüyüşünü, e, örümcek yürüyüşünü daha doğrusu yaptıracağım. E, animasyon işlemine başlıyorum yani. Şimdi bu sahnede ben tabi geçen videodan bu yana birazcık değişiklikler yaptım. E, işte bazı kaplamaları Yeniledim. Şunlar falan çok alelade duruyordu. Onları biraz düzenledim. İşte kabloları falan birazcık arttırdım. Birkaç kablo daha koydum etrafa. Zeminin kaplamasını falan değiştirdim. <laughs> Şimdi bu videoda yavaş yavaş artık şunun yürüyüş e, animasyonunu yapmak istiyorum. Şimdi her zaman söylüyorum tabi bu videolar böyle bir ders niteliğinde değil. Ben daha çok işte bu 3D... E, Kısa animasyon film yapım aşamalarımı sizinle paylaşıyorum. Tabii bir yandan e, anlatarak yaptığım için tabi aralarda bir sürü e, çok önemli, e, çok can alıcı noktalarda e, bilgiler paylaşıyorum sizinle. Önemli kritik noktalarda ipuçları, e, önemli bilgiler paylaşıyorum. Şimdi öncelikle şöyle Cyborg modelimin, burada ben şöyle Cyborg klasörün içine koymuşum. Global kontrolünden tutup. Şöyle yürümesini başlatacağım yere doğru taşıyorum öncelikle. <laughs> bu sahne tabi e, animasyon filminin bir sahnesi olacak. E, tabi bu yürüyüş sahnesinin ikinci kadrajı olacak diye karar verdim ben buna. Şöyle ilk kadrajda işte kapının açılması buradan yürüyerek çıkacak. Onu başka bir açıdan şuradan şöyle daha yakından falan çekerim diye düşünüyorum. Ardından... Şimdi yapacağım e, kadrajda da şöyle şuradan falan modelim yürüyerek şöyle tık 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 şuraya şöyle doğru yürüyecek. Şimdi onu yapacağım karşınıza daha doğrusu başlayacağım yani onu yapmaya. Çünkü bir videoya bunu tamamen sığdırmam imkansız yani bu e, aynı modelleme gibi saatlerce üzerinde uğraşılması gereken şeylerdir bunlar ama temel olarak bütün yürüme animasyonunu bu videoda yapmayı planlıyorum yarım saati geçmeden tabi yarım saati aşırmak istemiyorum videolarda çok uzun oluyor sorunlar çıkmaya başlıyor bazı ses kaymaları falan ona da bakacağız artık neyse şimdi modelimi şöyle Global kontrolünden tutup şuraya kadar getirdim. Şöyle kablolara tabi e, adımlarını atarken değerse daha sonra ona göre e, belki kabloları biraz daha düzenleyebilirim. Ama şimdilik şöyle <laughs> şuradan herhalde yeterli olacaktır. Şuraya şöyle tıkır 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 diye <laughs> yürür buraya kadar. Şöyle bir 8-10 adım atmasını istiyorum. Böyle uzun bir e, kadraj olacak. Uzun bir sahne olacak bu. Şöyle uzun derken yani en az bir 4-5 saniye, 3-4 saniye falan şöyle yürüyüşünü çekmek istiyorum. Şimdi başlangıç noktamızı belirledikten sonra şurada ben bakın Cyborg Base diye klasörlemişim. Bütün burada e, buradaki base'in yani mekanın dosyaları her şey burada klasörlenmiş şekilde duruyor. Böyle çalışmanızı tavsiye ederim düzenli bir şekilde. Dolayısıyla bunu seçip ben visible'ını 0 yaptığım anda öncelikle şu gürültüden bir kurtulalım. Direktman animasyonumu yapmaya başlayayım. Şimdi ben inceledim tabi birazcık böcek yürüşünü, örümcek yürüşünü. Onlar 6 bacaklı oluyor ama ben de aşağı yukarı 4 bacağın nasıl olacağını anladım yani. Şimdi hemen olaya başlayalım. Öncelikle ilk adım pozisyonumuzu yapacağız. Şöyle translate Z'leri değiştiriyorum. Burada tabi yuvarlak değerler veriyorum ki sıkıntı çıkarmasın. Tabii biz bu adım e, adımın bir circle'ını yapacağız. Yani tam bir tamamlama. Yani başlangıç hareketi ile bitiş hareketi aynı olacak ki pozisyonu pardon. Başlangıç pozisyonu ile bitiş pozisyonu aynı olacak ki adımın daha sonra bu adımları tekrarlayacak. Yani biz ben bir adımını yapacağım. Sonra onu sürekli tekrarlayınca sürekli istediğim kadar yürüyecek. Bu arada burada e, önemli noktalardan biri bakın size o bilgiyi de vereyim. E, karakterlerin bütün animasyonları yürüme olsun işte sağa düşme, sola düşme, hoplama, zıplama, ateş etme her ne yapıyor olursa olsun e, şu global kontrolün içinde yapması gerekiyor bunu. İşte bize bunu böyle göstermemişlerdi zamanında ben bayağı bir onun sıkıntısını çekmiştim daha sonra. Çünkü mesela örneğin e, karakterinizi yürütüyorsunuz. İşte şu kontrollerle karakterinizi yürütüyorsunuz. Mesela şuraya kadar yürüttüğüm varsayın. Tık 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 yürümüşüm. E, global kontrol burada. Şimdi ben sağa sola döndüreceğim karakteri nasıl yapacağım? E, buradan döndürünce buradan döner. E, pivot noktasını da buraya taşıyamam. Dolayısıyla daha sonra öğrendim ki ben araştırarak yani bunu böyle yapmıyorlarmış E her şey global kontrolün içinde oluyor. Yani aslında karakterler mesela oyunlar için de karakter yapıyorsanız, animasyoncu olacaksanız mesela sizden bunu böyle isteyecekler. Karakterinizin yerinde yürümesini isteyecekler. Daha sonra global kontrolle onu kaydırarak istediğiniz yere götürürsünüz. Yani bizim aslında burada karakterimiz olduğu yerde yürüyecek. Sonra global kontrolü kaydırarak onu yürüyormuş gibi göstereceğiz. Bu işin orijinali yani profesyoneli daha doğrusu ee, bu işin raconu böyle yani bu iş böyle yapılıyor aslında. Global kontrolden dışarı çıkmayacaksınız. Tabi işte karakter düşer bilmem ne olur falan filan o animasyonlarda işte tabi ki de yani taşmak ayrı mevzu. Tabi ki de taşabilirsiniz ama buradasınız yani karakterin genel hareketini bir yerlere gitmesini hep global kontrolden yapıyorsunuz. Karakteriniz bunun içinde hareket ediyor. Her neyse çok uzatmayayım. Şimdi ilk pozisyonumuz bu. Şimdi timeline'ımızda burada önemli şeylerden biri de bir circle'ı yani bir adım atıp diğerini atıp yani sol ayak öndeyse atıyorum. İşte bir adım attı sol ayak yine önde olduğu hareketi kaç karede tamamlayacağınız önemli. Şimdi kare saniye oranı da burada önemli. Ben burada 30 kare saniye olarak yapacağım animasyonumu. Daha önce de öyle yapıyordum. O hoşuma gidiyor. Çünkü DVD filmlerde normalde 25 kare saniyedir film standardı. İşte Blu-ray'lerde 23,9 küsürdür. 24 kare gibi. 30 kare diye bir standart da var aslında. Daha akıcı olduğu için ben de onu tercih ediyorum. 30 kare saniye. Yani benim 1 saniyede 30 kare akacak buradan. Demek ki şöyle hani tık 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 diye böyle nasıl yapalım onu? Hani hafif hızlıca bir örümcek yürüyüşünde acaba bir saniyede kaç adım olur? Onu bir işte düşünmeniz lazım. Şimdi ben mesela saniyeye bakayım şuradan bir. İşte 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani şöyle 1, 2 çok yavaş olur. Yani 1, 2 şöyle biraz tempolu bir şekilde yürüyeceğini düşünürsek demek ki 30 saniyede circle'ı tamamlaması gerekiyor. O zaman 15-15 yani bir tarafı 15 bir tarafı 15 diye hesaplarsak ama ben onu yuvarlak hesap 10'dan yapayım. 20 olsun circle tam bir hareketin tamamlanması. Kendini repeat edebilecek olan hareketin tamamlanması 20 kare olsun. Daha sonra o animasyonu istediğim kadar çekip ya veya daraltarak hızlandırıp yavaşlatabiliriz. Şimdi o zaman bu pozisyonlu ayakların öncelikle şöyle birinci frame'e şuraya keyliyorum. Sağ tuşa tıklayıp key selected diyorum ve şu kontrolcünün translate z'si bu timeline'ın time şu bölgesine birinci frame'ine keylenmiş oluyor. Bunları da hepsini seçiyorum. O değiştirdiğim koordinatını keyliyorum. Bu arada şuradan kendi görüntümü biraz kaldırıp şunu da göstereyim. Şuradaki bendeki command line'da health line'ı kapattığım için görünmüyor adı. Şey olması lazım. Ee, animation toggle otomatik e, animation toggle olması lazım. Şu butonun açık olmasını açık olmasına özen gösterin. Çünkü bu kapalıyken Örneğin şunu birinci frame'e keyledim. Translate Z'sini. Şimdi 20. frame'deyim. Bunu buraya taşıdım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bunu hareket ettirdim anda pıt geri gelir. E, çünkü burada keyliyor. O pozisyona geri döner. Şöyle yaptığım anda hareket ettirince pıt geri döner. Halbuki bu açık olsaydı ben şu birinci frame'in dışında başka bir frame'e gidip bunu değiştirdiğim zaman otomatikman oraya bir key atardı. Çünkü pozisyon değişti. Artık birinci e, frame'deyken, bur, frame'de buradayken 20. frame'de burada olmasını istemişim demek. Yani çok belli bu. O yüzden k'leri otomatik atıyor. Bir kere o koordinatı keylemeniz yetiyor. Geri kalanı eğer başka bir frame'deyken değiştirirseniz koordinatı key'i kendisi atıyor. O yüzden buradaki otomatik e, frame tagılı e, key tagılı açın. Şimdi evet birinci frame'de bu şekildeyiz. Onuncu frame'de daha doğrusu şunu sileyim ben şimdilik. Hemen onuncu frame'de bu sefer bu sefer bu ayaklar 20 eksi 20 içerlerde bu ayaklarda dışarlarda yani daha açık durumda. Evet bakalım. Evet gördüğünüz gibi hareketin yarısını yapmış oluyor. 20'ye geldiğimde ise yine bunlar içerlerde. Bu sefer bunlar dışarıda olduğu zaman bir circle'ı bir ne diyeyim dönenceyi mi diyeyim yani bir tamamlamayı Tamamlama ne ya? <laughs> Tamamlamış oluyor. Gördüğünüz gibi 20'den 1'e direktman tıklayınca hiçbir fark yok aralarında. Dolayısıyla bundan buna, bunu şimdi bir daha tekrarladığımda yine aynı şey olacak. Evet, bunu nasıl yapacağım? Hemen animasyonumuzun olmazsa olmaz Windows Animation Editor, Graph Editor'ı açıyoruz. Bu animasyonlar için bizim kullanacağımız editör. Burada hareketimizin e, doğası, hareketimizin e, şekli. Buradan kontrol edeceğiz. Ayarlayacağız. Şimdi bu arada önemli noktadan biri var. Maya'da otomatikman arkadaşlar bakın birinci frame'de şu translate z bu kontrolcüyü bakın seçtiğim zaman burada o da çıkar. Bunun translate z'sini bakın 20'ye keylemişim. Şurası yani. 20 değer vermişim. Şuraya geldiğimde pardon buradayken yani eksi 20. Şurada bakın eksi 20. Buradayken 20'ye yükselmiş. İşte bu yükseliş burası. Buradayken de tekrar 20'ye inmiş. Bu bize şu grafiği. Buradaki bu grafiği sunmuş. Yani öyle görünüyor. Ama bakın burada farkındaysanız grafikte bir azdan başlayıp çoğalıp sonra tekrar azalma. Şöyle bir yumuşatma var. Maya otomatikman K'ler arasını yumuşatarak veriyor. Yani aslında bunun normali şu. Şöyle seçip hepsini bakın şuradan. Lineara keskine tıklarsanız aslında bunun orijinali bu. Yani olması gerekeni nedir? Burada eksi 20 Burada 20 diyeyim. Burada eksi 20 Olay bu aslında ama maya otomatikman onu yumuşatıyor. O zaman ne oluyor? Hareket yumuşak başlayıp yumuşak bitiyor. Ama ben şu an öyle bir şey istemediğim için bunları tıklayıp bu hareketlerini tek tek keskinleştireceğim. O yumuşatmayı bilmem ne istiyorsak biz kendimiz veririz zaten vereceğiz daha sonra. Ardından bütün bu animasyonları seçip şu son keylerini seçip şuradan bakın e, animasyonu devam ettirmesini şöyle tıkladığımız zaman aynı hareketi sürekli peş peşe yapmasını sağlıyorum. Hepsini tıklayıp şöyle son yaptığı hareketi devam ettirmesini sağlıyorum şuradan. Evet bakalım ne oldu? Gördüğünüz gibi olduğu yerde Moonwalker... <laughs> yürüyüşü yapıyor yerinde. Evet. <laughs> Şimdi aa bunu da yaptık. Şimdi bir miktar şunu hareket ettirelim ki nasıl adım attığını, nasıl yürüdüğünü görelim. Bunun da bakayım Y Z eksenindeki hareketini şunu yani yapacağız. Yalnız burada küsuratlı bir rakam var. Onu ben değiştirmek için modify freeze transformation'ın şöyle kutusuna girip bakın translate seçiliymiş sadece. Bunlar seçiliyse onları kapatın. Şu translate'lerini bir sıfırlayayım. Yani bu pozisyonu bunun sıfırıncı pozisyonu olarak alalım. Apply diyorum. Pardon. Translate'i de kaldırdım. Ha. <laughs> Apply diyorum. Gördüğünüz gibi translate'ler sıfırlandı. Close. 14 dakika olmuş ya. Evet. Şimdi birinci frame'de şunu key selected. onda ilk yarım hareketimizi yaptığımızda yani. Ha, şunun yerinde olması gerekiyor. Kalması gerekiyor. Yani o şekilde bir ileriye gidiş olacak. Bakayım. Pardon. Şunun yerinde kalması gerekiyor. Bakın çünkü öne doğru çekiyor kendini. Demek ki şu birdeyken Şöyle şuraya alayım ki Şu çizgiyi kılavuz olarak görmek için ben koydum onu. Şöyle ona geldiğimizde Bunun şurada olması gerekiyor. Bakayım. Evet. Bakın gördünüz mü? Ama bakın farkındaysanız aradaki hareketlerde bir şaşma oluşuyor. İşte o şey yüzünden. Bakın yine açıyorum. Bu hareketimize de yine Maya e, yumuşatma verdiği için aralar yavaştan hızlıya gittiği için öyle bir şaşma oluşuyor. Onu da keskin yapıyorum ki bakın nasıl düzeldi. Çünkü aralarda normal oldu. Evet kapatalım şimdi şunu. Bakalım. Evet bak gördüğünüz gibi şimdi bunun da hareketini yine şöyle son hareketini seçip tekrarla diyorum. Tabi bu hareketin ilk hareketiyle son hareketi birbirinden farklı olduğu için bu sefer üstüne koya koya ilerlediği için bu sefer bu nasıl bir sonuç verecek? İleriye doğru gitme sonucu verecek burada. Yani şu global kontrol ileriye doğru akacak. Çünkü birinci hareketinde sıfırda translate z. 2 de 3,117. E, ilerleyecek. i̇lerleyecek. 20'ye gelince bir 3,117 daha koyacak üzerine. 6,58 olacak. Dolayısıyla ilerleye ilerleye gidecek. Ama diğerleri hep geri gittikleri için hareketlerinde yani başlangıçlarıyla bitişleri şunların bir olduğu için bakın burada 20 burada da 20. Arada bir değişiklik var sadece. O yüzden hep aynı şeyi yapıyor. Şimdi şuna tabi yuvarlak bir değer verelim. 3,117 pek iyi, yakışıklı bir değer değil. Şunu <laughs> evet, 3,2 yani 2 yapalım onu. Evet zaten evet yerinde hareket ediyor gerçekten. Tamam. Şimdi hemen hızlı hızlı bakalım. Evet gayet güzel. Şimdi ayaklarımız tabi havaya kalkacak bu adım esnasında. Bakın şimdi şu ayak sabit bu ayak da buraya doğru gelirken aslında şu 5 de havaya doğru kalkması gerekiyor bakın. Şurada o yerde, burada öndeki yerde. Şurada ama şu geçişi yaparken bunun havaya kalkması lazım. Demek ki translate y'ye birinci frame'de k selected diyorum. Onda da yine 0 olacak. O yüzden yine k selected. 20'de de yine y 0 olacak. O yüzden k selected. Yalnız 5'te bu havaya kalkacak. Şöyle bir 10 havaya kaldıralım. Bakalım ne oldu? Evet bakın kaldırıp koyuyor bu sefer. Çünkü şu 5. frame'de translate y'miz 10'a geliyor. Burada 0, burada 10, burada tekrar 0 ve buralarda yine 0. Evet. 10 10 biraz az oldu sanki. 15 e, diyelim şöyle gösterişli olsun biraz şöyle. Evet. Şimdi bu Y hareketine de bakalım. Ne koydu? Bakın gördüğünüz gibi bu kontrolümüz artık iki tane şeyi var. Çünkü iki tane keylediğimiz e, koordinatı var. Y'si, translate Y'si. Onu da hali tabii yumuşak başta yumuşak bitirdi. Ben bunu şöyle yapacağım. Başlangıç hareketini şunu keskinleştireceğim. Yerden keskin kalkacak. Ama şuradaki keskinle şeyi e, yumuşatmayı almayacağım havada yumuşak bir şekilde gidecek çünkü. Ama yere de pat diye çarpsın. Yani yavaşlayıp aman yere değiyorum şeklinde değmez çünkü ayak değil mi? Birden küt diye değmesi lazım. O yüzden şurayı da yine seçip keskinleştiriyorum. Ve keskin başlayıp keskin bitiyor. Bakın ne kadar güzel oldu. Keskin başlayıp keskin bitiyor. Evet. Şimdi bunu da yine şuradan çoğaltıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 20'den sonra o da kendini tekrarlayacak. Bakalım. Evet gayet güzel bak. Arka ayak çok güzel oldu. Şu silindirler falan da çalışırken çok hoş görünüyor. Şimdi diğer ayaklar için de bunu ben hemen yapayım hızlı hızlı. Y'de key selected. Şöyle 10'a kadar yine 0 key selected. 15'te kaç ayağa kaldırmıştık? 15 havaya kaldırmıştık galiba. Evet. Şurada da yine 0. Evet hareketlerinde hemen ikisini birden seçiyorum. Direkt keskinleştiriyorum. Ondan sonra evet keskinleştirdim. Son hareketi seçip çoğaltıyorum. Şunu da yapalım. Buraya kadar Y'miz duruyor. Şurada da duruyor. Şurada 15. Şurada 0. Bakalım Y'mize. Evet şu hareketler keskin. Yine buna da aynı şekilde bakalım. Burada Y 0 onda da 0. 20'de de 0 ancak şuradaki 5'te 15 havaya kalkıyor. Evet. 15 havaya kalkıyor ve de onun şu başlangıç ve bitişleri keskin. Ayrıca şu sonu da uzuyor. Kendini tekrarlıyor. Bunu yapmış mıyız? Bununkini yapmamışız. Şu tekrarlaması. Hups. Bunlar tamam mı? Bunlar tamam. Bu da tamam. Evet, şu anda gayet güzel aslında. İlk temel yürüyüş hareketini yapabiliyor olması lazım. Bakalım ne oldu? Evet, gördüğünüz gibi. Bıt 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 bıt. Örümcek yürüyüşümüzün ilk temelini atmış oldum. Gayet güzel. Evet, temel hareket olarak gayet güzel. Şimdi hemen şu gövdemiz Tabi her adımda mutlaka şu esnada şöyle bir havaya kalkıp inecektir. O yüzden de onun Y'sini Key Selected diyorum. Şöyle 20'ye geliyorum. Yine Key Selected diyorum. Şu 10'a da yine Key Selected diyeyim. Buralarda hep 0'da olacak. Ee, şöyle havaya kalkıp Şöyle 10 fazla mı olur? 10 fazla oldu. 6 olsun. Hani şöyle aynen şöyle havaya kalkıp vurur. Şurada da yine 5 diyelim ya biraz çok olmasın. Gerçi böyle bir makinenin üzerinde yani evet aslında bayağı bir sallanacaktır ama onu diğer hareketlerle de yapacağız ve pekiştireceğiz. Şimdi bunu da bakın yine son hareketini Uzatayım. Şu havaya kalkıp çarpmalarını bunun, bunun da yine keskin olmalı bence. Evet evet aynen şu, şu tak tak tak. Hani evet aynen. Ah, ardından başka ne yapabiliriz? Şunu bakalım. Şu hareket, aynen şu sallanma hareketini kesinlikle yapmalıyız bunları. Bunlar organik bir yürüyüşün etkilerini bunlar verecek. Şu hareket Z koordinatı. Şimdi ama nasıl olur? Adımı atarken şöyle öne doğru şöyle gelip şöyle şöyle sallanması lazım. Hani şunu böyle dört ayaklı bir tavuk gibi düşünürsek şu hani hani raptorların yürüyüşü gibi bir nevi. Evet. Bunları aslında işte böyle uzun uzun deneye deneye bir takım hayvanları falan gözleyerek çok daha hoş sonuçlar elde edebiliriz. Ki ben uzun uzun uğraşacağım bununla. Şimdi bu temel hareketleri yapıyoruz. Şurada şöyle bir öne 1.5 diyelim. Ve sonra yine geri. Evet. Eh, aynen şöyle. Çok da abartmadan 2 diyelim. Çok az oldu. Çünkü o hareketler gelince zaten çok fazla belli olmuyor onlar. Bütün hareketler üst üste binince. Burada da 2. Yine bir öne doğru eğim. Aynen. Ayrıca bir de ups Ya sen niye çıktın oradan? Gel buraya. Bir şeyi tuttum yanlışlıkla. Kopardım oradan. Evet. Bakalım. Aynen böyle. Şimdi şunu da tabi graf editörden Eee çoğaltmasını yapalım. Devam etsin hareket. Ardından bir de tabi sağa sola şöyle hani bir adım attığında o yöne doğru bir hareket etmesi lazım. Aynen. Hem öne şunu hareket ettirirken hem de her adımda o yöne doğru kayması gerekiyor. Yani şunun şu hareketi X hareketi K selected 0. Pardon buradayken 0 değil. Buradayken şöyle bu tarafa doğru kaymış. 1.5 buradayken eksi 1.5 buradayken de yine 1.5 evet neydi bu translate x bakalım aynen bunu da çoğaltalım ayrıca omuzlar tabi üst taraf da çok önemli o sallanma etkisini vermeniz gerekiyor 20 dakika 26 dakika oldu bu arada şimdi ee, döndüğümüz yöne doğru tabi adımı attığınız yöne doğru aksi yönemiydi. O yöne doğru mu yoksa? Aksi yöne olması lazım. Onlara bakmadım tabi. Eksi 5 diyelim. K selected. Şu tarafta burada bu sefer 5 burada yine eksi 5. Aslında adımımızı attığımız e, yönün aksine doğru dönüyor olmamız lazım değil mi? Beden yürürken aksine do yöne doğruydu galiba. Neyse onları ben sonradan kontrol ederim. Şöyle. Çünkü onlar çok önemli yani. Bu hareketlerin hepsinin doğru olması gerekiyor. Gerçeksi bir yürüyüş için. Ah, evet. Güzel. Şimdi Şöyle öne doğru da hafif hafif sallanması da gerekecek. Şu hareket veya chest kontrolden şuradan aynen bak şu hareketi şunu kullanırsak güzel olacaktır. Nasıl yapacağız? Bunun da translate z'sine key veriyorum. Şurada evet Şöyle öne doğru. Geriye doğru biraz. Çünkü adımlar bir anda öne doğru geliyor. 2 diyeceğim. Şöyle adımını atıyor. Bakın kasıldı. Burada düzelmesi lazım. Ya da hatta biraz daha şöyle öne. 1 olsun. Onu biraz şimdi aşağıya doğru da döndürürüm. 0. Şurada eksi 2. 1. Pardon bir olmaz. 0 olması lazım. Evet sıfır. Sıfır. Şurada eksi iki bir. Pardon sıfır. Burada da yine eksi iki. Evet. Şurada yine sıfır. 26 dakika oldu. Evet işte bu. Aynen başlangıç olarak çok iyi. Şimdi bu temel hareketlerin üzerine uzun uzun ben uğraşarak artık kaç saat bununla uğraşırsam yürüyüşün detaylarını inşa ederim. Tabi bu arada bakın kollar da odun gibi. Kolları da birazcık şey yapalım. Hareket ettirelim. Kollar odun gibi duruyor çünkü şu anda. Eee şu hareket. Şöyle. Neymiş o? Z olması gerekiyor. K. K. <laughs> evet. Şimdi şöyle ilk adımı attığımızda şuraya gittiğimizde kol ne olur? Şöyle geriye doğru. Bu o ileri ise bu geri değil mi? Tabii öyle olması lazım. Eksi 8. Evet şuradayken bakın he, gayet güzel oldu. Bakın o adım atarken geriye doğru kol gidiyor. Şurada yine sıfır. Evet bu da buradayken sıfır. Evet kameram kapandı. Yarım saat dolu demek ki. Şuradayken geriye gidecek. Buradayken yani eksi sekiz. Buradayken sıfır. Buradayken de eksi sekiz. Bu hareketleri de çoğaltalım. Evet. Şimdi bakayım şöyle. Aa. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle mekanı açıp yavaş yavaş bakalım nasıl duruyor. Mekanın içinde de gayet hoş. Şimdi Şöyle animation e, pardon rendering sekmesinden şuradan bir kamera açalım. İlk kameramız gerçi bu kamera 2 olacak. Yürüyüş e, sahnesinin ikinci kadrajı olarak düşünüyorum demiştim ben bunu zaten. Şöyle. Şimdi kadraj belirlerken bu arada bu da çok önemli bir şey. Şunları açın arkadaşlar mutlaka. Çünkü bunlar açık değilken kadrajınızın nerede olduğunu anlayamazsınız. Yani şu çerçeve sizi yanıltır. Yani ha işte bu falan değil. Yani böyle olmaz. Şunu açmanız lazım ki kadrajı görün, kendi paylarınızı verin. Mesela kadraja bir şey sığdırırken deyin ki mesela ayak ha şuradan 2 santim, buradan 2 santim. Ha bu böyle tam şurası görünecek falan. Böyle matematik gibi böyle hesaplamalarınızı yapacaksınız kadraj şey yaparken güzel animasyon öyle olur. Yani mesela bakın şöyle bir kadraj. İşte kablo şöyle geliyor falan. Şöyle belki. Ondan sonra şurası boşluk. Önü çünkü öne doğru duruyor. Bu da biraz sinematografiyle de alakalı bir şey. Arkadan belli bir pay. Şuradan bir pay. Kafa üstte. Mesela şöyleyken düşük bir görüntü bu. Yani ama mesela şöyleyken daha ihtişamlı. Adam ya şu aşağıdan bakınca şöyle. Bunların hepsi aslında sinematografik ee, anlatımlardır. Her neyse şimdi başka konulara girmeyeyim. E, ee, kameramız ne diyelim 2'de iki kamera ikimiz daha doğrusu birinci frame'de şunları şöyle key selected diyeyim. Şimdi hangisinin keyleneceği belli olmaz. Yani hepsini birden keyliyorum. Ee, ne diyelim 100. karede 100 kare benim animasyonum için ne demek? 3 saniyeden birazcık daha şey demek yani 3, 6, 9, 12 benim aslında 120 e, saniyem 120 karem daha doğrusu. 3, 6, 9, 10, 12, 4 saniye olacak. Yani şurayı benim animasyon 4 saniyede geçiyor olacak. Mesela şöyle başlasın. O yakın pozisyondan sonra şey kadrajdan sonra buradaki kadraj gelsin. Yakın bir kadraj olarak. Uzak bir kadraj olarak pardon. Şöyle. Bir duruma doğru gelsin. Hatta kameramızın buradan tam ayarlarında yapabiliriz. Şöyle tam düz. Şöyle. Kafayı falan böyle dışarı çıkartmaktan korkmayın. Ee, benim önerim. Şeylerde böyle kadrajlarda. Yani böyle taşmalar çok olur. Yani böyle hep sürekli her şeyi böyle sığdırmaya çalışmayın. Yani benim tavsiyem o. Böyle yakın kadrajları ben her zaman daha çok severim. Tabi şimdi böyle yapınca şu iki k arasına geçiş yaparken arada saçmalıyor. O yüzden ben ona bir locator bağlayacağım. Bakın e, kameraya daha doğrusu create neredeydi? Ha bir adet locator yapacağım. Şöyle perspektif ekranına çıkayım. Locatorımı getireceğim şöyle şuraya. Locator'larım görünür durumda değil. Show Locator Evet. Bu Locator'ımı Şuradan tam tepesinden bakayım da. Evet. Şuraya bir yere koyacağım. Evet. Locator'ımı ve 4'e basıyorum. Shift'e basılı tutup şunun içine parentlayacağım. Ki locator'ım karakterimle birlikte ilerlesin. Niye ayrıca locator'a koydum? Çünkü e, karakterimin herhangi bir curve'üne şey yapsaydım e, o kervler sürekli hareket ettikleri için kamerada sallanıp duracaktı. Şimdi kameraya giriyorum bakın. Diyorum ki bu locator'a kontrol se seçimi kamerayı şunu animation sekmesinden constrain aim diyeceğim. Şöyle bir gireyim options box'ına evet. Apply diyorum. Close diyorum. Bakın kameramın şu kontrolleri, rotate kontrollerini ele geçirdi. Ee, artık o locatora güdümlü kameramın o şeyleri, koordinatları ve gördüğünüz gibi, bakın sürekli ona bakıyor. Evet, çok güzel. Şimdi ben bununla şöyle bir birkaç saat uğraşıp, o arada kameramı da açarım. Yeniden Geri döneriz. Animasyonu iyice şöyle güzelleştirdikten sonra bir daha bir e, onları size gösterip videoyu sonlandırırız. Evet arkadaşlar. E, yaklaşık sanırım bir 2-3 saatlik e, çalışmadan sonra tabi arada yemek falan da yedim. E, sanırım budur yani. Gayet tatmin edici bir seviyeye getirdim. Cyborg'umun yürüme animasyonunu. Bu sahne Büyük ihtimalle bu şekilde olacak. Evet. Şöyle bir oynatalım. Neler yapmışım. Çok daha ihtişamlı. Sanki böyle hani ne oluyor lan burada falan der gibi böyle bir gelişi var. Gayet güzel oldu. Hatta ben şöyle bir play blast görüntüsü aldım. Ee, onu göstereyim. Evet. Gayet güzel. Adımlarını falan vuruşu yere. Hızlı bir şekilde. Şurayı geçtikten sonra da kamerayla öyle bir arkasına yönelsin dedim. Ondan sonra bir hafiften daha tempolu bir koşmaya başlayacak orada. Ondan sonra ileride durup öteye doğru bakacak. Güzel oldu, beni gayet e, tatmin etti bu yürüyüş. Hoşuma gitti. Bu açı büyük ihtimalle e, kesin yer alacak animasyonda. Bakalım renderlanınca ne olacak tabi bu sahne. Renderlanınca çok daha güzel olacak. Hatta ben birkaç render denemesi de e, almıştım önceden. Onları da göstereceğim şimdi size. Yani. Genel olarak render kalitesi büyük ihtimalle animasyonun bu olacak. Ee, bu arada Arnold'a Arnold girmeyeceğim arkadaşlar. Yani maalesef Mental Ray'de ben tekrardan renderlamayı düşündüm. Çünkü yepyeni bir render motoru. Yani pek giremeyeceğim ona. Ne olduğunu bilmiyorum. Birkaç deneme yaptım. Hoşuma gitmedi sonuçlar. Hızı hoşuma gitmedi. Bu beni gayet tatmin etti. Ben tekrar Mental Ray'de e, yükledim Maya'ya. Büyük ihtimalle renderları da Mental Ray'de aldım. Bu render yaklaşık 8 dakika falan sürdü. Yani bir karesi 8 dakika e, gayet e, aslında normal yani böyle bir sahne için tabi ama e, daha fazlasına çıkamam tabi. E, yerler falan şu kaplamaları değiştirdiğim gayet güzel oldu. E, şunları biliyorsunuz değiştirdim zaten. Bunlar eski görüntülerden alınmış ama kaplamalar e, robotun şeyleri kaplamaları, e, cilt dokusu. Belki biraz daha oynayabilirim üzerinde ama derinlik falan e, şey var burada, z-depth var. E, gayet güzel oldu bence tatmin edici. Belki biraz daha bir atmosfer etkisi katabilirim ama genel olarak büyük ihtimalle animasyonu render kalitesi böyle olacak. Şimdi burada ben neler yaptım sizden sonra? Başka şöyle bakın. Üst gövdeye falan biraz sağ sol hareketi verdim. Biraz daha sallandırdım şöyle göğüsleri falan. Çünkü yani bu kadar iri bir beden bu kadar fazla hareket eden bir robotun üzerinde aslında lömbür lömbür sallanır yani çok normal o. Evet kolları falan şöyle bir daha bir ihtişamlı açtım sağa sola doğru. Bir de kafasıyla şöyle bir sola doğru e, baktırdım. Tabii onu da göstereyim. Onu da yine bakın bir locator'la sağladım ben. Şöyle böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani e, illa her şeye bunların üzerinden key vermiyorsunuz. Yani mesela şu kafayı döndürmeye bakın bununla yapmamışım. Ben şu locator'la yaptım onu. Başka bir locator daha açtım. Şöyle giderken kafa onu izliyor. Bakın o hareket edince kafa da ona doğru dönüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle Kafa o tarafa giderken sola doğru bakıyor birdenbire yani bu locatorı takip ettirdim kafasına İstediğim yöne çevirmek için nereye bakacağını öyle bir sağa sola doğru böyle giderken ne oluyor lan burada şeklinde şöyle gelip <laughs> bir bakıyor bakış atıyor. Başka neler yaptım? Vücuduna jiggle efekti ekledim. Bu çok önemli bence çünkü. Böyle yoğun bir kas kütlesinde özellikle. Ya da mesela göbekli şeylerde yaparlar. Kullanırlar bunu çok. E, lazım çünkü. Mesela şeylerde falan da yapıyorlar. E, kadınların göğüslerini falan yaparken de bunu kullanıyorlar. Bazen onu şey yapıyorlar ama mesela kemikle yapıyorlar. E, göğüslerine doğru iki tane kontrol kör yapıyorlar böyle. Onları hareket ettirerek. Halbuki onlar bu deformerdaki jiggle efektiyle de çok daha rahat yapılır. Ben de tabi karakterime jiggle efekti verdim. Çünkü e, et bu sonuçta demirden değil ki bu kadar hoplarken cüssenin biraz böyle zıplaması gerekiyor yani ister istemez çok daha gerçeksi görünüyor o bakımdan böyle efekt etkileri jiggle efektiyle yapmanızı tavsiye ediyorum o da bakın nereden animation deformers burada jiggle var jiggle bu efekti vereceksiniz ardından aynı Paint Skin Weight Tool'daki ağırlık boyama gibi şuradan Jiggle Tool'la Jiggle ağırlığını boyuyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? İşte beyaz yerler daha çok sallanan bölgeler. işte kas, yoğun dokular. Ondan sonra işte şuralar falan belki buradaki etler, yağlar. Ama işte omurgayı sabit, kafa sabit. Burada sallanacak bir şey yok. Belki kulaklara birazcık şey ama çok az yani. Kulaklarının sallanması için artık şey olman lazım ya. Yani. Bir yerden fırlatmaları falan lazım seni ama imkansız. Sallanacak yerlerini işte beyaza boyuyorsunuz. Ardından burada tabii inputuna geliyor objenizin jiggle efekti. Buradan belli parametreleri kısarak işte stuffness, dumping... İşte Jiggle Weight. Jiggle Weight e, genelidir. Önce Jiggle Weight açıkken yapın bunu. Çok açıkken. E, atıyorum Jiggle Weight at birken ayarlayın sallanmayı. Mesela bakın birken yapayım. Lömbür lömbür sallanır böyle. Sonra ayarları yapın. Ne kadar sallanacağını, ne olacağını her şeyi yapın. Bakın nasıl abarıyor. Evet bunu sonra kısın. İşte istediğiniz kadar. Ben bayağı bir kıstım. Şöyle hafif çok hafif kalacak şekilde onu ardından kısacaksınız. Evet. Hatta mesela daha bile kısabilirsiniz. Şöyle 0.4 yeterli olacaktır. Tabi şimdi onun fazlasını gösterince şey oluyor. Daha insanın dikkatini çekiyor sallanmalar. Halbuki işte o izlenme akışı içerisinde gayet Yeterli. Zaten şuradan e, bakarsak ona evet gayet güzel olmuş. Her şey gayet dozunda. Gayet güzel. Evet arkadaşlar bu videoda da yürüme animasyonumuzu gerçekleştirdik. E, bir sonraki videoda artık ben bu cyborg olayından çıkmaya başlayacağım. Yavaş yavaş. Burası işte e, cyborg base bölümü. Bir de tabii bunun human base kısmı var. Bunun tabii bunda da çok iş var daha bunun tepesine falan bir şeyler yapacağım işte gökyüzüne doğru bir ışın falan olacak. İşte o e, bir videoda çektiğim işte o e, Gun Tower modelini şuralara dizmeyi düşünüyorum. Hatta şuraları onun için açtım. Şöyle şuralara koyacağım o Gun Tower'ları. Ondan sonra buranın işi o yani etrafı biraz daha düzenlenecek. Ondan sonra Ardından işte human base kısmında şeyleri kullanmayı düşünüyorum. İşte o küpten robotadaki robotumu kullanacağım insanlar için. O robotlar işte saldıracak buraya falan. Tabi ona bir kaplama yapmam gerekiyor şimdi. E, fabrikadan çıkmış gibi cirlop gibi onun kaplamaları hiç şey yok. Tabi bu animasyonda kullanacaksam onu aynen bakın şunun gibi onu da onun da kaplamalarını yapmam lazım. Yani böyle eskitmelerini bilmem nesini falan filan. Onun da yapmam lazım yani. Şunla, şuna denk bir şey olması lazım. Öyle cirlop gibi hiç yakışmaz yani. Videoya yakışmaz. O bakımdan onun üzerine onu bir daha elden geçirmem lazım. Ee, belki onlarınla ilgili bir video yaparım. Robotun yürüme animasyonunu yaparken bir video yapabilirim. Ondan sonra böyle böyle bu animasyon filmi bitene kadar e, size böyle bütün can alıcı noktalarla ilgili böyle videolar çekeceğim ve bitene kadar eee işte kritik aşamaların videolarını çekip belgeleyeceğim. Böyle hoş bir çalışma olacak bunlar. Böyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.